Hayır. Kardeşlerim, hayır. Mutlaka İslam'a varlığımızı feda etmek zorundayız. Ebu Bekir Sıddık ki her şeyini feda etti. Sıddıkiyet makamına yükseldi. Onun şefaati, onun sayesi, onun gölgesi o yolda gidenlerin üzerinde olacak. Derken ayak sesleri işitilmeye başladı. Ayak sesleri geliyordu mağaranın kapısında. Ebu Bekir Sıddık'ı müthiş bir korku aldı. Kendinden korkmuyordu vallahi. Ya Resulullah'ı perdeledi. Örümcek ağ yapmıştı. Sanki buradan içeriye 10 senedir, 15 senedir kimse girip çıkmamıştı. Perdelemişti. Resul-i Zişanımızı Hazreti Allah Celle Celaluhu örümcek ağıyla muhafaza etmişti. Bir örümcek, en zayıf denilen bir örümcek Habibullah'a perdedarlık etmişti. Habibullah'ın kapısında muhafız gibi bekliyordu. Allah'ın Resulünü koruyor, bekçilik ediyordu. Sen ey Müslüman, bunca varlıkların sahibisin, her türlü imkana maliksin. Bir örümcek kadar olamayacak mısın? Habibullah'ı muhafaza edemeyecek misin? Bir hayvan kadar olamayacak mısın? Bir örümcek kadar haysiyetin yok mu senin? Muhammed Mustafa'nın kapısında beklemeyecek misin? Onun kapısında bir örümcek kadar kıymetin kalmayacak mı? Hep şehvetin kapısında mısın? Hep menfaatin kapısında mısın? Hep şöhretin, hep servetin kapısında mı bekliyorsun? Kapı kulu musun? Uşak mısın dünyaya? Uşak mısın eşyaya? Allahu Azimüşşan, İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben insanı yeryüzünde benim dinimi, benim davamı sırtında taşısın diye eşyadan ve kainattan daha büyük halife yarattım diyor Cenab-ı Hak. Benim davamı sırtında taşısın. Geride bırakıp gideceği dünyayı ve eşyayı hammal gibi, merkepler gibi dünyayı taşımasın. İslam'ı taşıyın sırtınızda. Allah'ın davasını taşıyın. Geriye bıraktığınız mallarla sırtınızı yara etmeyin, gözünüzü kör etmeyin, kirletmeyin hayatınızı. Hazreti Mevlana'yı dinleyelim. Kaddesallahu sırrahul aziz. Büyük Mevlana diyor ki, ey Habibullah'ın davasını değil de sadece dünyayı, sadece eşyayı sırtında taşıyan gafil yılanlar kış geldiği zaman deliklerine, çukurlarına çekilirler ve bahara kadar o delikte uykuya yatarlar, bütün yılanlar uyuşurlar diyor efendim Hazreti Mevlana. Bütün yılanlar uyuşur. Çukurda, delikte öyle bekler. Bahar gelince, toprak ısınınca, karlar, buzlar eriyince, yavaş yavaş yılanlar da deliklerinde uyanmaya, kalkmaya, kıyama hazırlanırlar. O delikten çıkıp dünyaya açılırken bir inkılaba, bir değişikliğe uğrarlar diyor Mevlana. Bir değişiklik olur, tebeddülat olur. Nedir o? Geçen seneden sırtında kalan o pul kıymetli, değerli o yılan derisi, yılanın gömleği, yılanın postu, yılanın derisi o delikten çıkarken aynen delikte kalır, derisi yenilenir, tabiata açılırken çıplak olarak çıkar diyor Mevlana. O harika, o pul yılan derisi delikte kalır, çukurda kalır. İbret almaz mısın diyor. Ey zenginim diyen Müslüman, ey Allah'ın, ey Resulullah'ın davasına malını ve mülkünü vermeyen insan, sen de dünyadan çıkıp tabutun içine girerken, mezarın içine girerken, toprağın altına giderken, o kıymetli eşyaların, hanların, hamamların, senetlerin, setetlerin, mülkiyetlerin, her şeyin, Tıpkı delikte kalan yılanın gömleği gibi hepsi dünyada kalacak, sen çıplak olarak toprağın altına gitmeyeceksin diyor. Kalmayacak mı burada? Yılanın gömleği gibi evin dünyada, eşyan dünyada, malın mülkün dünyada kalmayacak mı? Hiçbir şey götürmeye kadir misin? Bu Müslümanlar niçin düşünmez? Nedir bu Müslümanları Resulullah'ın kapısında beklemekten vazgeçiren, bir örümcek kadar olamamış olan, bir örümcek kadar şahsiyeti olmayan Müslümanlar, bir örümcek kadar Resulullah'a kolunu ve kanadını açmayan insanlar uyanmazlar mı? Kendilerine gelmezler mi? Dünya bu kadar bizi mahvetmemeliydi. Eşya bu kadar bizi bağlamamalıydı. Dünyaya bu kadar sevdalı olmamalıydık. Dünyaya bu kadar şeytan gibi bağlanmamalıydık.